Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım iki gündür video paylaşamıyordum maalesef ama bugün sizlere ee, bu ayki yapmış olduğumuz 10 tane CV paketinin çekilişini bu videomda sizlerle birlikte çekilişi yapacağız arkadaşlar bakalım kimler kazanacak ben de çok merak ediyorum sizin kadar o yüzden videonun ilerleyen dakikalarında CV çekilişi sonucunu yapacağız yalnız Çekilişimizin sonucuna geçmeden önce bu bildiğiniz gibi Raid'in ikinci yıl dönümünde gelen etkinliklerden, ödüllerden ve turnuvalardan birazcık bahsetmek istiyorum. Ve Cuma günü gelecek olan da etkinlikten bahsedeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu gelen ikinci yıl dönüm etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Etkinliklerde Netril'in resmini koydukları etkinlik şurada göstereyim. Yani ilk defa bir etkinlikte bu kadar gerildim, bu kadar sinirlendim. Çünkü bize bu etkinlik başlama süresine baktığımız zaman yani bir resim olarak çıktığında ben sandım ki Netril'i muhtemelen işte 5000 puan karşılığında şampiyon eğittiğimizde bize verecekler diyerekten. Çünkü ikinci yıl dönümü Bayağı da hani ödüller gelecek vesaire çok güzel turnuvaları etkinlikler tamam parçalardan veriyorlar ama verdikleri parçaların şu an için sayısını açıklamadılar verecekleri parçaların. Yani Demir Bragon'un işte ne bileyim işte buradaki epik kahramanın kaç tane parçasını verecekler hiçbir şekilde açıklama yapmıyorlar. Üstüne üstlük ben bunu bastıra bastıra sordum hani kaç parça vereceksiniz bununla ilgili bir video yapalım en azından bize bildirin biz de arkadaşlara bildirelim. Ona göre insanlar kassınlar, şey yapsınlar veya işte 3-5 parça verecekseniz suç uğraşmayalım gibisinden konuştum ama hiçbir tanesinin de ağzını bıçak açmıyor maalesef. Hiçbir şekilde açıklama yapmıyorlar. Netril etkinliğini de şurada görmüş olduğunuz bu resimdeki etkinliğe girdiğim an benim böyle başımdan aşağı soğuk sular döküldü abi. Yani ikinci yıl dönümünde yapmış olduğun etkinlik bu kadar basit olmaması lazım. Yani orada ikinci yıl dönümü resmini koyuyorsun ve yanına da Netril'in resmini koyuyorsun ve ödüllere girdiğimizde de bu şekilde saçma sapan çok boş beleş ödülleri de en yüksek puana bir tane mavi taş koymuşsun. Ki yani bunu böyle bir etkinlik yapacaksan en azından Netril'in resmini kaldır da biz burada bu beklenti içinde olmayalım. Bunun hepsini dile getirdim yani arkadaşlar. Hepsini tek tek söyledim bunlara neden böyle yaptınız ve bu yani ikinci yıl şakası olmuş dedim yani. Yıl dönüm şeysi etkinliği falan diyemem ben buna çünkü yani vermiş olduğumuz emek karşılığı bence ikinci yıl dönümünde bu kadar basit olmaması gerekiyordu. Bu oyunda bunu dile getirdim yine ağızlarını bıçak açmıyor yine ağızlarını bıçak açmıyor. Yani şu an çok gizli bir çalışma yürütüyorlar sanki yani artık yani bunun sonunda çok büyük bir patlama mı yaparlar artık ne bileyim ona benzer bir şey mi olur ama şu an görmüş olduğunuz bu etkinliklerin hiçbiri parça çağır da dahil olmak üzere beni mutlu etmedi. Bilmiyorum sizi mutlu ettim arkadaşlar. Yani şimdi Cılız Dragon'un et turnuvada şeysi geldi. Şöyle göstereyim. Cılız Dragon'un turnuvada etkinlik şeysi geldi parçasını alabiliriz. Ama bunun arkası var mı bilmiyoruz ve birinci ikinci olursak 10 puan oradan gelecek 10 parça. İşte 1800 puan tamamlarsak da 15 parça efsanevi bir kahraman. Bunun hatta 15 değil hatta pardon 10 parça. 10 parça bir parçası var. Bunun yani devamı gelecek mi bilmiyoruz. Yani ben devamı gelmeyecek bir şeyin 15 tane parça ve 10 tane parça için ben burada bir dünya enerji harcayıp bu etkinlikte bu kadar puana çıkmam bence saçma olurdu yani en azından bir önlem bilgi verseniz 50 tane parça gelecek biz de ona göre 50 eksiğimiz var ise 50 tane kas, için kasarız mesela ama şimdi biz bunu kastık ee, arkası gelmese ben ne yapayım 10 tane parçayı elimde benim 75 tane parça eksiğim var örnek veriyorum veya 80 tane ee, yani onun için şu an için bu turnuvalar ve bu etkinlikler beni inanın hiç mutlu etmedi ve bunların hepsini tek tek söyledim ama hiç yani oralı bile olmuyorlar. Bir şey de demiyorlar, açıklama da yapmıyorlar. Yani ilerleyen zamanlarda göreceğiz bunları diyorlar. Ve cuma günü gelecek olan 2 çarpı etkinliklerinden bahsettiler sadece. Cuma günü arkadaşlar bildiğiniz gibi her cuma ya 10 çarpı etkinliği ya mavi taşlara ya da mor taşlara veyahut sarı taşlara 2 çarpı etkinlikleri geliyordu. İkinci yıl dönümüne özelde bu etkinlik tüm taşlara birer gün cuma günü sarı taşlara cumartesi günü e, mor taşlara pazar günü de e, mavi taşlara 2 çarpı etkinliği gelecek arkadaşlar. Yani 2 çarpı etkinliği tüm taşlara bir hafta içerisinde gelecek. O yüzden elimizde biriktirmiş olduğumuz taşları e, açar mıyız açmaz mıyız orası da e, size kalmış tabii ki. Yani bunun arkasında bir 10 çarpı etkinliği, bunun arkasında yeni bir kahraman söylentileri var zaten. Ben de bir önceki videomda söylemiştim. Onun için bir parça çar etkinliği veyahut ona benzer bir etkinlik yaparlar mı? Hiç bilmiyorum çünkü hiçbir şekilde açıklama yapmadılar. Ve yapacaklarını da zannetmiyorum belki ilerleyen günlerde e önden bir iki gün öncesinden söylerlerse o zaman videosunu paylaşırım. Ama söylediğim gibi şu etkinlikler ve turnuvalar şu an için beni güldürdü yani açıkçası arkadaşlar. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz nedir? Ve bu videomda da bu etkinliklerden bahsederken de bu gelmiş olan etkinlik ve turnuvalardan ee da ee sizlerle fikrimi ve görüşümü paylaşmak istedim. Evet sizlerin de fazla vaktini almamak için arkadaşlar artık söyleyeceğimiz bir şey yok. Yani onlar bize söylerse biz de videolarını hazırlay hazırlayıp sizlere iletiriz söylediklerini. Ve şimdi cevher çekilişimize geçeceğiz. Onlar yapamıyor bari ben böyle 540 tane cevher vereyim. Tabi günlük olarak ödüller veriyorlar da sağ olsunlar. Bari onu bari yapıyorlar. En azından 500 cevherle bir tane epik kitap. 500 gümüşle pardon cevher diyorum gümüşle bir tane mavi taş filan veriyorlar. Öyle ufaktan. İnşallah o ödüller de güzelleşir. ilerleyen günlerde ne bileyim sarı taş efsane bir kitap filan verirler de çok daha mutlu oluruz. Evet arkadaşlar biz etkinliğimizi biz çekilişimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve biz bu ay toplamda 10 tane arkadaşımıza 543'er tane C vereli Siz bu videoyu izlediğinizde birazdan kazanan arkadaşlarımızın hesabına da muhtemelen bu videoyu perşembe günü paylaşırım. Cuma günü sabahla sabahtan da hesaplarına 540 tane C ver gider. Artık onunla da mavi taşmalarlar, ustalık maçarlar, madenini maçarlar. Orası da kendilerine kalmış ve şu an çekilişimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, cometpicker.com web sitesine girdim ve videomuzun linkini yine aynı yere yapıştırdım ve yorumları aldım toplamda 244 tane katılım olmuş ve 244 tane arkadaşımızın içerisinden 6 tane arkadaşımıza şu an cevherler gidecek. Çekilişi başlatacağız ve Çekilişi başlatmadan önce de şunu ilave etmek istiyorum. Yani çıkmazsa hiç üzülmeyin arkadaşlar. Yani 540 cevher bu ay çıkmasa bir dahaki aya çıkar. Bildiğiniz gibi her ay çekiliş yapıyorum cevher çekilişi. Ve haftalık olarak Hesap çekilişi ve takipçi hesabı inceleme çekilişi de yapıyorum. Onun çekilişini de bir veya iki gün içerisinde yani belki Cuma, belki Cumartesi, belki Pazar günü en geç e, videosunu paylaşırım. O zaman belki hesap kazanırsınız, belki takipçi hesabı kazanırsınız. O yüzden benim kanalımda bol bol çekiliş var ve Türkiye'nin en çok çekiliş yapan kanalı. Şimdi. Bu ayki cevher çekilişini başlatıyor arkadaşlar ve cevher çekilişini başlattık. Bakalım birinci cevher paketimiz hangi arkadaşımıza gidecek? Yusuf Şahin'e gitti. Oyuncu kimliğini yazmış. Umarım çıkar demiş ve birinci cevher paketinin 540 tane cevher paketinin sahibi oldu. Hesabına doğrudan Cuma günü sabahtan eklenecek. İkinci cevher paketi için çekilişi başlattım. Evet ikinci cevher paketi Abdullah Yılmaz'a gitti arkadaşlar. Oyuncu kimliğini yazmış ve ikinci cevher paketinin sahibi oldu İkinci cevher paketi Abdullah kardeşimizin hesabına gidecek üçüncü cevher paketini başlattım üçüncü cevher paketi kime gidiyor Abdullah tatmaza gitti Abdullahlar şu ara bayağı torpilli herhalde oyunu bu kanal sayesinde daha da çok seviyoruz emeğine sağlık demiş Teşekkür ediyorum Abdullah kardeşim bu güzel yorumun için ve 3. Cevher paketinin sahibi oldu Abdullah kardeşimiz de Abdullah Tatmaz bir önceki de Abdullah'tı. Ve 4. Cevher paketini kazananı belirliyoruz. Bakalım bu ayki 4. paketimiz kime gidiyor? Kemal Ersöz'e gitti arkadaşlar. Kemal kardeşimize tebrik ediyorum. Oyuncu kimliğini yazmış. Katıldım. Herkese bol şans. Alp Hoca sana da selamlar ve saygılar demiş. Aleyküm selam kardeşim. Çok sağ ol, Çok teşekkür ediyorum. Selamını aldım. Ve benden de sizlere bol bol selamlar olsun. Ve 5. Cevher paketi için çekilişi başlatıyorum. 5. Cevher paketimizin çekilişini başlattım arkadaşlar. Kime gidecek? Fatih Kızıl yere gitti. Umarım bana çıkar ve çıkmış kardeşim Fatih kardeşim hayırlı olsun. 6. ve son cevher paketimiz arkadaşlar. 10 taneydi ya 4 tanesi özel abonelereydi. Özel abonelereydi. O 4 tane CVR paketini paketinde bu çekilişten sonra yapacağız. Onun çekilişini bildiğiniz gibi özel üyeler arasında yapıyorum, ayrı oluyor. Ve son 6. Cever paketimizi tüm abonelere başlatıyorum arkadaşlar. Videomuzun altına yorum yapan tüm abonelerimiz şu an 6. Cever paketi için ve kazanan arkadaşımız da veli baba dostu kazandı. Oyuncu kimliğini yazmış, katıldım demiş. 2. yıl kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim ikinci yılımız kutlu olsun oyundaki. Evet arkadaşlar tüm abonelerimize olan çekilişimiz bitti. Bundan sonrası da sadece özel üyelerimize olan 4 tane cevher çekilişini yapacağız. Buradan sonra zaten özel üyeler izleyecektir. Katılan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi katılmadıysa hiç üzülmeyin. Bir sonraki çekilişimizde tekrar karşınızda olurum ve inşallah o zaman kazanırsınız. Şimdi özel üyelerimize olan çekilişimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar online çekiliş yap girdim ve özel üyelerimizin isimlerini buraya tek tek yazdım. Sizleri de şöyle yavaş yavaş geçeceğim. Sizler de kendi isminizi görebilirsiniz. Bu arada Semih Sezer kardeşimizin ismini yazarken de yorumuna dikkat ettim. Tabi hepinizin yorumlarını okudum da o yorum biraz dikkatimi çekti. Ee, hiçbir şey kazanamamış arkadaşlar. O da benim gibi şanssızmış bu tarz çekilişlerden ve işte ne bileyim taşlaşma gibi. Yani benim çekilişlerimden hiçbir şey kazanamamış öyle söylüyor yorumunda. Arkadaşlar Semih Sezer kardeşimiz doğru söylüyor aslında. E, çekilişlerimizde hiçbir şey kazanamadı çünkü ismini kazanmış olsaydı hatırlardım ben iyi kötü. Yani bu şekilde cevher çekilişlerine maalesef hiçbir şey yapamıyorum çekilişlerde. Yani e, rastgele web sitesi e, seçiyor. Tabii bu hesap çekilişlerinde de takipçi inceleme çekilişlerinde de aynı şekilde devam ediyor ama yani ben bir önceki çekilişlerinde de dile getirmiştim bunu 6 ay boyunca katıldan destek olan arkadaşlarımızın hesabını 6 ayın sonunda e, en azından hesaplarını inceliyorum 6 ayın sonunda hiçbir şey çıkmazsa takipçi hesabı inceleme kazanamamış, kazanamamışlarsa doğrudan hesaplarını inceliyorum ve hesapları kötüyse de bir tane başlangıç hesabı hediye ediyorum 6 ayın sonunda çekilişsiz olarak tabi bunun için 6 ay boyunca katıl butonunda durmanız gerekiyor o zaman öyle ufak bir jest yapıyorum bu Semih kardeşimiz gibi benim gibi şanssız kişiler gibi arkadaşlarımıza ufak bir jest olsun diyerek ve şimdi arkadaşlar çıkmazsa hiç üzülmeyin diyeceğim çünkü yani elimizden gelen bir şey yok şans bu tamamen şans yani bir bakarsınız 2 iki, iki hafta boyunca ard ardına bir şeyler kazanırsınız bir bakarsınız 3 ay boyunca bir şey kazanamazsınız yani şans tamamen şans evet isimleri tek tek gösterdim size evet, toplamda 4 tane kazananımız olacak ve 4 tane arkadaşımıza da eee göndereceğiz. Özel üyelerde bildiğiniz gibi çıkma olasılığı diğer e, çekilişimizde 250'ye yakın kişi vardı. Burada toplasanız belki 30 kişi var veya yoktur. Çıkma olasılığı 4'te yani oldukça ideal çıkabilir yani. Ve şu an kazananı belirledik arkadaşlar. Bakalım kimlere çıkacak ve bu haftaki bu ayki cevher kazananımızı e, cevher çekilişinin kazananlar kimler? Bir Murat Şahin kardeşimiz tebrik ediyorum. Murat Çayır'ın uzun zamandır hatta bir şey çıkmamıştı. İlktir belki. E, Celal Akbalık bunu da ilk defa gördüm. Celal Akbalık kardeşimiz hayırlı olsun. Emre Barut. E, Emre Barut kardeşimiz de ilk defa kazananlardan. Sait Akdemir. Sait Akdemir. Sait abi bu. Yani ona da belki 2-3 ay öncesinde filan bir cevher paketi mi kazanmıştı veya bir ay öncesinde mi yani çıkmıştı bir şeyler de e, tekrar kazandı o da. E, hayırlı olsun arkadaşlar. 3 tane özel üyelerimizde de cv paketlerini kazandırdık ve çıkmayan arkadaşlar hiç üzülmesinler dediğim gibi. E, bir dahaki ay yine çekilişi yapacağız ve 2 e, günün içerisinde veya 3 gün içerisinde hesap çekilişi ve takipçi hesabı inceleme çekilişi yapıyoruz. Bu arada takipçi hesabı inceleme çekilişi de bildiğiniz gibi sadece özel üyelereydi arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Cevherler cuma günü sabahtan hesaplarınıza geçecek. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.